Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan piyasalar varlık grubu çok inişli çıkışlı bir yıl yaşıyor. Riskten kaçış sendromu yüzünden gelişmekte olan ülkeler FX dolara karşı hızlı değer kaybederken hisselerde Nisan zirvesinden bu yana dolar bazında %8 civarında geriledi. Fakat hem yerel para cinsi hem de FX bono tahvillere acayip bir talep var. Göya riskten ve negatif getiriden kaçan sıcak para bence istikbali çok zayıf olan gelişmekte olan ülkelere getiri saldırıyor. Para kaybedecekler. Trump başta olduğu sürece küresel piyasalarda sürecek oynaklık ve global ekonomide daralma gelişmekte olan ülkelerden medet umanları hayal kırıklığına uğratacak. Odin'e şükür ki gelişmekte olan piyasalarda yaşananlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü sıcak para Türkiye'den umudunu kesti. Yalnız sıcak para değil, yabancı doğrudan yatırımlar ve bizim yatırımcılar da umutsuz ki her gün tonla döviz alıyor. Para niye TL ve Türkiye'den kaçıyor? Tek bir cevabı var. Birikimci ve yatırımcı artık hükümete güven duymuyor. Ya yanlış bir diplomatik adımla bir çuval inciri yerlere dökecek ya da ekonomiyi canlandırmak uğruna dingili kopartacak. Bu sene hiç sıcak para gelmedi. Bizim menkul değerler raporundan alıntı yapıyorum. 13-20 Eylül haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar reel olarak 33.4 milyon dolar hisse senedi, 2.6 milyon dolar repo dahil devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirildi. Borsa İstanbul 100 endeksi 13-20 Eylül tarihleri arasında %2.75 değer kaybederken 2 yıllık gösterge tahvil faizi 37 baz puan geriledi. Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 619.8 milyon dolar hisse senedi alımı yaparken 2301.9 milyon dolarlık DIBS satışı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2019 yılında toplam 1682.1 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu. Son bir yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 916.3 milyon dolarlık hisse senedi alımı ve 2214.4 milyon dolarlık DIBS satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından 1298.1 milyon dolar yabancı çıkışı olmuştur. Tahvil faizleri nasıl düşüyor? Hadi borsaya değerlemelere göre bir miktar para giriyor. TL mevduat faizi de düştü. Bir kısım riskten kaçınmayan yerli yatırımcı hisse alıyor. Bence de doğru yapıyor. Ama yabancı sürekli tahvil satıyorsa nasıl oluyor da bizim DIBS getirileri iki seçim arasında %20'lerden %14'lere geriliyor? Manidar değil mi? Çünkü DIBS rallisi tam hazinenin yoğun borçlanma dönemi öncesine denk geliyor. Ek olarak hazinenin iç borçlanma vadesi 30 ayın altına düştüğü için mecburen uzun vadeli tahvil satacak, getirilerin düşmesi tam zamanında geldi. Geldi gelmesine de yabancı almıyor. Bizim bankalar zaten alamaz. Çünkü DIBS getirisi fonlama maliyetinin 300 puan kadar altında. Bireysel emeklilik sistemi fonları kural değişikliğinden sonra alacağı kadar aldı. Bizim DIBS'i kim alıyor da faizler geriliyor? Odin çarpsın, bildiğimi yazmaktan korkmam. Hani kamu bankaları alıyor diyeceğim ama elimde tek bir delil dahi yok. O yüzden bu kısmı soru işaretiyle kapatıyorum. İlle ve lakin adım kadar iyi biliyorum. DIBS faizleri kışın yine yükselecek. IMF tanımlı bütçe açığı son bir yılda TL 100 milyarı aşmış, tasarruf imkansız, vergi artırımları da hasılat temin edemiyor. Bu şartlarda hazine eli mahkum yüksek faizden borçlanacak, Kasım'da TÜFE yükselmeye başlayınca DIBS getirileri de yine yıllık %20'lere doğru tırmanacak. Kaçan tek sıcak para değil. Yabancı doğrudan yatırımlar güya 12 milyar dolar, yarısı emlak, ecnebi özellikle Iraklılar ve komşular kelepir konuta geliyor. Ama istihdam ve teknoloji üreten yatırım yok denecek kadar az. Zaten gelen yatırımın takriben %30 kadarını da bizim şirketler dışarı yatırım yapıyor. Bu arada hatırlatayım, Ekim'de milyarlarca dolar sendikasyon kredisinin yenilenmesi lazım da daha Akbank dışında pazarlamaya çıkan yok. Belki var da basından gizli yapıyorlar. Özetle Türkiye herkesin de çok acı verici bir kaldıraç azaltma sürecinin içinde. Bizde ise TL her zelzele geçirdiğinde gavurlar yine algı operasyonu yaptı diye mızıklanan bir basın var. Bu ekonomiye para girer mi? Halk harıl harıl döviz alırken TL kredi verilebilir mi? Bu ekonomi durgunluğu atlatabilir mi?